Merhabalar sevgili öğrencilerim. 2021 yılı için tüm matematik konularını anlatacağız demiştik dostlar. İkinci videomuzda sizle birlikteyiz. Sayı kümelerine devam ediyoruz arkadaşlarım. Bu videomuzla birlikte sayı kümeleri başlığı altında da tam sayıları işleyeceğiz dostlar. Bu tam sayılar dediğimiz kısım biraz daha böyle alt başlıkları olacak. İşte tam sayıları bir önce genel olarak işleyeceğiz. Sonra tek çift tam sayılar. İşte ne bileyim pozitif negatif tam sayılar gibi alt başlıklarına da ayıracağız bunları dostlar. Şimdi hemen vira bismillah diyelim. Tam sayılar kümesi neymiş? Bunu bir öğrenelim dostlar. Tam sayılar dediğimiz küme bir kere her şeyden önce arkadaşım ilk bilmen, ilk aklına gelmesi gereken şey tam sayı dediğimizde Z harfiyle gösterilmiş olmasıdır dostlar. Tam sayıları biz Z harfiyle gösteriyormuşuz ki tam sayı dediğimiz küme görüyorsunuz sıfır var işin içinde. Pozitif sayılar var yani sayma sayısı dediğimiz kısım var hatırlayın sayma sayılarını. Ve bir de sayma sayılarının negatif olan kısmı var dostlarım. Yani tam sayı dediğiniz zaman negatif sayılar da işin içine girecek. Pozitif sayılar da işin içine girecek. Sıfır da işin içine girecek. Sıfır için ne demiştik canım kardeşim? Sıfırın işareti yoktur demiştik. Sıfır ne pozitif ne de negatif bir sayıdır demiştik. Sıfırın işareti yoktu dostlar. Peki şimdi demek ki tam sayılar kümesi şöyle bir küme o halde arkadaşlarım. Z kümesi eşittir. Bir kere negatif tam sayılardan oluşuyor. Yani tam sayıların negatif kısmı var. Birleşim, ortada bir sıfır var dostlarım. Sıfır olacak işin içinde. Yine birleşim, bir de tam sayıların pozitif kısmı dediğimiz yani pozitif tam sayılar olacakmış. Onu da Z'nin artısı şeklinde gösterelim dostlar. İşte Z dediğimiz tam sayılar kümesinin asıl gösterimi de buymuş. Negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar ve bir de ne varmış dostlarım işin içinde? Sıfır varmış kardeşlerim. Şimdi pozitif tam sayı dediğimiz sıfırın sağ tarafında bulunan sayılardır dostlarım. Ve bunlar da Z artıyla gösterilir demişiz. İşte gördüğünüz kümeyi. Negatif tam sayı dediğimiz sayılarsa sıfırın solunda bulunan sayılardır ki bunlar da Z eksiyle gösterilir demişiz zaten dostlar. Şimdi bir önceki videoda ne öğrendik? Biz doğal sayıları öğrendik. Bir de sayma sayılarını öğrendik. Doğal sayı dediğimiz sayılar nidenin N'si. Büyük N harfiyle gösteriliyordu. Buna doğal sayılar dedik. Dostum doğal sayı dediğimiz aslında şuradaki küme değil midir? Yani tam sayıların içerisindeki kümeymiş dostlar. Tam sayıların içinde bir küme. O halde tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesini kapsayacak. Yani şöyle gösterebilirim. Bunu da farklı bir renkle göstereyim şurada. Şimdi şöyle büyük bir küme çizdim. Bu bizim tam sayılar kümemiz olsun. O halde bunun içinde ne olacakmış dostlar? Doğal sayılar kümesi olacakmış. Yani doğal sayılar kümesi tam sayıların bir alt kümesiymiş. Ya da tersten okuyorum. Tam sayılar doğal sayıları kapsıyormuş dostlar. Bir de şunu öğrendik geçen dersimizde. Doğal sayıların da bir alt kümesi vardı. Biz buna sayma sayısı dedik. Sıfır hariç bütün doğal sayılara sayma sayısı diyorduk. Birden başlıyordu. O halde sayma sayıları da doğal sayıların alt kümesidir dedik dostlar. Evet tam sayılar hakkında böyle ufak tefek bilgileri öğrendiğimiz zaman şimdi hemen birazcık da şöyle bir ısınma sorularına bakalım dostlarım. Şöyle her soru bankasında bu cümlelerle kesinlikle karşılaşacaksınız dostlar. Bunlar soruların içerisinde bizim karşımıza çıkacak ince cümlelerdir dostlarım. Hadi okuyalım bakalım ilk cümlemiz ne diyor? Diyor ki bana iki basamaklı en küçük tam sayıyı söyle. Bak şimdi dostum. Bir kere şu temel kavramlar kısmında yani ilk 4-5 videomuzda işte bu sayı kümeleri olsun, asal sayılar, ardışık sayılar, pozitif negatif sayılar gibi, faktöriyel gibi başlıklarımızda şunlara çok dikkat edeceğiz. Sıfırın önemini bir kere bileceğiz. Sıfıra çok dikkat edeceksiniz. İki kez düşüneceksiniz sıfırlı sorularda. Sonra bir de rakamları farklı mı demiş
Yoksa rakamları aynı mı demiş, buna dikkat edeceğiz. Bir de dostlarım tam sayı mı demiş, doğal sayı mı demiş, buna dikkat edeceğiz. Çünkü eğer doğal sayı dediyse işin içine negatif sayılar girmeyecek. Çünkü en küçük doğal sayımız sıfırdı. Ama tam sayı dediyse ben artık negatif sayıları da düşüneceğim dostlarım. En küçük iki basamaklı tam sayıyı soruyor bana. Şimdi iki basamaklı tam sayıları yazalım biz bir kere arkadaşlar. Şöyle 10'dan başlıyor 11, 12 diye 99'a kadar gidiyordu. Ama bu ne için? Doğal sayılar için. Bak sadece pozitifleri yazdım. Artık bunun bir de negatiflerini de düşünmelisin dostlarım. O zaman şöyle yazalım. Eksi 10 var, eksi 11 var, eksi 12 diye. Bunlar da eksi 99'a kadar gidiyorlar dostlar. Peki bize neyi soruyor? Bu tam sayıların içerisindeki en küçük olanını söyleyin diyor. Peki sence bunların içinde en küçük olanı hangisi? Tabii ki eksi 99. Dostum negatif sayılarda... Hani normal pozitifte sen onu daha küçük biliyorsun ya 99'dan, ama negatifte tam tersi. Eksi 10 eksi 99'dan çok büyüktür dostum. Bunun da olayı nasıldı arkadaşım? Şöyle 0 bizim sayı doğrumuzun tam ortasıydı. Bir sayı 0'a ne kadar yakınsa o kadar büyüktür deriz dostlar. 0'a yakın olan sayı her zaman daha büyüktür. Bakın eksi 10 buralarda, işte eksi 11, eksi 12, eksi 13 diye. Şöyle eksi 99 da buralarda bir yerde dostlar. Yani eksi 99 sıfırdan daha uzakta. O yüzden eksi 10 daha büyük bir sayıdır. Eksi 99'dan dedim. Demek ki en küçük tam sayım eksi 99'muş. Geldik şuna. İki basamaklı... Bak dikkat etmen gereken vurgulara iyi bak. İki basamaklı, rakamları farklı, en küçük tam sayı. Şimdi tam sayı dediği zaman artık negatifler pozitifler de devreye giriyor. Hem negatif hem pozitifleri düşüneceksin. En küçüğünü soruyor. Az önce öğrendik öğretmenim, en küçük negatif sayımız neydi bizim? En küçük sayımız iki basamaklı. Eksi 99'du iki basamaklıların içerisinde. Ama burada bir şart daha koşmuş. Rakamları farklı demiş. Bak bunun rakamları aynı. O zaman eksi 99'dan bir sonraki, yani şuralardaki eksi 98'i alacaksın dostum. Demek ki bunun gerçek cevabı eksi 98 olacakmış. Şimdi bu, böyle sorular var arkadaşlar her soru bankasında. İşte der ki iki basamaklı rakamları farklı en büyük tam sayı ile iki basamaklı en küçük tam sayının toplamı kaçtır gibi. Bunları soracak birazdan. Biz de onlara ısınıyoruz şimdi yavaş yavaş. Peki üçüncü cümleye bakalım. İki basamaklı en büyük tam sayıyı soruyor. Şimdi iki basamaklı en büyük demiş dostlarım. Bir kere büyüklerden bahsediyorsa negatifleri hiç düşünmeyin. Çünkü negatif sayılar pozitif sayılardan her zaman daha küçüktür. O yüzden ben şimdi pozitifleri düşünüyorum. Pozitif olup iki basamaklı olanlar 10 ile başlıyor. 11, 12 diye iki basamaklılar 99'a kadar çıkıyor dostlarım. E bana da diyor ki bunların en büyük olanını al. E 99'a alacağım o zaman değil mi dostum? Çünkü neden? Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. O yüzden aynı rakamlı olanları alabilirim dedim. Ve 99'u seçtim. Geldim bir sonraki cümleye. İki basamaklı en büyük negatif sayı. Şimdi geldik en büyüğüne. Bak aslında... Birinci cümlede vurguladık biz bunu dostlar. Şöyle bir sayı doğrusu çizdik hatta. Şurası sıfır olsun. İşte iki basamaklı sayılar 10 ile başlıyor. Eksi 10, eksi 11, eksi 12 diye eksi 99'a kadar geliyor iki basamaklılar. Bana da diyor ki en büyüklerini al negatif olanların diyor tabii ki. Peki negatif olanların en büyüğü hangisiydi? Sıfıra en yakın olan hangisi? Eksi 10. Demek ki doğru cevabım eksi 10 olacak. Peki 3 basamaklı rakamları farklı. Bak şimdi 3 basamaklı olacak. Rakamlar farklı olacak. En büyük negatif tam sayı istiyor. Negatiflerin en büyüğü hangisiydi? Sıfıra yakın olan. Yani 100 olacak arkadaşlarım. Eksi 100 olacak daha doğrusu.
eksi 1 ile başlattım. Rakamları farklı dediği için 100 alamam. Çünkü 100'ün bakın iki rakamı tıpatıp aynı. Sıfırlar aynı. Rakamlar farklı dediyse mutlaka 3'ü de farklı rakam olacak dostum. Peki 1, 0. E hocam 1 yaparım burayı. E yine 1'ler aynı oldu. Yine olmadı. 1, 0, 2 seçerim o zaman öğretmenim. Evet şimdi oldu bak. 3 rakamda birbirinin farklısı. Negatif mi? Negatif. En büyük diyor dostlarım. Peki 3 basamaklı en küçük negatif sayı hangisi? Tabii ki eksi 999. Rakamları farklı deseydi ne olacaktı? Eksi 998'i bir üstteki bir öncekini mi alacaktım? Hayır bak yine rakamları aynı oldu. O zaman şöyle yapacaktık. 987'yi seçecektik. Hem rakamları farklı hem de olabildiğince büyük olan sayıyı almaya çalışacaktık dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi böyle biraz ısındıktan sonra şimdi hemen şöyle birazcık da soru tipleri görmeye çalışalım. Şimdi en meşhur tam sayı sorularından bir tanesi de en az en çok soru çeşitleridir dostlarım. Hemen bundan bir 4 tane örnek çözeceğiz. Bakın ilk soruyu okuyorum. 2 basamaklı 3 tane negatif tam sayının toplamı en çok kaçtır diye soruyor. Buradaki en çoka dikkat edin. Bakın nelere dikkat edecektik dostlar bu tam sayı sorularında, doğal sayı sorularında nelere dikkat edeceğiz? İlk başta rakamları farklı demiş mi? 1. Sayılar farklı demiş mi? 2. Bir de 0'a dikkat edeceksin. Ya bu 3 şeye dikkat et canımı ye kardeşim. Peki şimdi bize burada rakamlar farklı demiş mi? Hayır. O zaman rakamlara aynı olan mesela 11, mesela 33, işte 22 gibi iki basamaklı sayıları seçebilirsin diyor. Peki sayılar farklı olsun demiş mi? Hayır. Bak onu da demiş. O zaman mesela 10 mu seçtim birinci sayıyı? İkinci sayıyı da 10 seçebilirsin. Ya da ne bileyim 13 mü seçtim birinci sayıyı? İkinci sayı da 13 olabilir diyebilirsin. Peki şimdi bakalım 2 basamaklı 1, 2 basamak, 1, 2 basamak, 1, 2 basamak. 3 tane sayının toplamı en çok kaçtır diye soruyor. Dostum buranın en çok olabilmesi için bu sayıların her birinin en büyük sayı seçmem lazım. Ne kadar büyük seçersem ben bunları büyük 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 seçersem sonuçta en büyük sayıyı bulmuş olurum. Toplamlarında en çok çıkartmış olurum. Peki düşünün bakalım şimdi. 2 basamaklı en büyük sayımız hangisiydi bizim? Negatif olacak ama. Negatif 2 basamaklı en büyük sayımız 10'du dostlar. Eksi 10'du hatırlayın. Eksi 10 benim en büyük 2 basamaklı negatif sayımdı. E peki şimdi ikinci sayıyı seçeceğim hocam. Bana sayılar farklı olsun demediği için ben yine bu sayıyı seçeyim mi? Hani yoksa sayılar farklı olsun deseydi eksi 11 alacaktım mecbur. Aynı sayıyı seçemeyecektim. Farklı sayılar olsun deseydi. Eksi 11 alacaktım. Tabii ki bu durumda toplam biraz daha küçülecekti. En büyük olabilmesi için her birinin en büyük olmasını istiyorum. O zaman bunu da eksi 10, bunu da eksi 10 seçtim arkadaşlar. Üçünü de eksi 10 seçtim çünkü sayılar için farklı olsun dememiş. Peki negatif sayıların toplamı yine negatif çıkar. 10, 20, 30 oldu. Demek ki toplamları eksi 30'muş. Yapıştır gelsin. Geçelim hemen yan taraftaki soruya. İkinci soruyu okuyalım. Diyor ki ikinci soru. İki basamaklı birbirinden farklı iki tam sayının. Bak bu sefer birbirinden farklı. Bu ayrıntılara dikkat et. Şimdi iki basamaklı İki tane sayının toplamı en az olacak. Peki toplamın en az olması için benim bunları da en küçük sayılar seçmem lazım. İkisini de mümkün olduğunca küçük seçeyim ki toplamları da küçük sayı çıksın. Peki bu sayıların özelliklerini bir kere iki basamaklılar eyvallah. Birbirinden farklı olacak diyor. İki tam sayı olacak diyor. Dostlar tam sayı dediği zaman artık negatifleri de devreye sokun. Bazılarımızın içinden şunlar geçiyor. Hocam en küçük 2 basamaklı sayı 10 değil miydi? Bir sonrakinde 11 seçerim topla 21. Ama bak negatifler de vardı değil mi dostlarım? Negatif seçersen daha da küçük seçersin. Peki bizim en küçük negatif sayımız hangisiydi? 99. Eksi 99 benim en küçük negatif 2 basamaklı tam sayıydı dostlarım. Peki rakamları farklı olsun demiş mi? Yani ben 99'u seçerken doğru bir hamle yaptım mı?
birbirinden farklı olsun demiş ama rakamları farklı olsun dememiş. Yani bir sonraki sayıyı da -99 seçemezsin diyor. Çünkü sayılar farklı olacak. E ne seçeyim o zaman? -99'dan bir önde gelen sayı -98 değil midir dostlarım? Aha bunu seçtim. İşte şimdi toplayalım bunları. En küçüğünü bulduk işte. 8 8 daha 16. 17 pardon. Elde var 1. 9 9 18 1 de elde 19. 2 tane eksinin toplamı da eksidir. -197. Sorumun doğru cevabı gelir dostlar. Pekala, bunu da gömdük arkadaşlarım. Hemen 2 soru daha halledelim. Evet, bakalım ne diyor bu sorumuz. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı. Artık bunları takır takır yazabiliriz arkadaşlar. Dikkat edin. Rakamları farklı dememiş. 3 basamaklı en büyük olacak, negatif olacak. En büyük negatif sayımız 100. Eksi 100 daha doğrusu. İle 2 basamaklı en büyük tam sayı. Büyükleri istiyor. Bak, negatif pozitif diye bir ayrım yapmadıysa ben hemen pozitifleri seçeceğim değil mi? Büyük diyor çünkü. Pozitifler daha büyüktür. O zaman 2 basamaklı en büyük pozitif tam sayım neydi benim? 99. Bunların toplamını istiyor bizden dostlar. Biri artı, biri eksi ise nasıl bir işleme tabi tutacağız? Kesinlikle çıkarma işlemi. İşaretleri görmeden bir çıkar bakalım. 100'den 99'u çıkar 1. Hocam peki işaret ne? Artı mı eksi mi? Hangisinin işaretini alacağım? Şu işaretleri kapattığında hangisi daha büyükse onun işaretini alacaksın. 100 daha büyüktür değil mi 99'dan? İşaretleri görme ama. O zaman 100'ün işaretini alacağım, yani eksiyi alacağım. Eksi 1'dir bu işlemin sonucu dedik dostlar. Hemen geldik yan tarafa. 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayı. Ayda 3 basamaklı, bak pozitif diye söylemiş zaten. Pozitiflerin en küçüğü 3 basamaklısı 100'dür dostlar. İle 2 basamaklı rakamları farklı, en küçük negatif tam sayı. Negatiflerin en küçüğü 2 basamaklı neydi? -99. Ama demiş ki rakamları farklı, dikkat et. O zaman -99'dan bir önceki -98'i aldım. Toplamı kaçtır diye soruyor. Hadi toplayalım. İşaretler farklıysa işaretleri kapat demiştik. Birbirinden çıkar. 100'den 98 çıktı 2. Büyük olan hangisi? 100. Onun işaretini alacaksın. Artı 2 o zaman. Benim sorumun cevabı, yapıştır gelsin dostum. Evet. Şimdi geldik bir başka alt başlığa. Burada da dostum toplamları verilen iki sayının çarpımını bulacağız. Bu çarpımın en büyük değerini isteyebilir, en küçük değerini isteyebilir. Şuraya notumuzu aldım. Sen de bunu hemen kenara yaz dostum. Ne diyormuş not? Eğer bizden toplamlarını verip de çarpımın en büyük değerini isterse, ben bu durumda birbirine en yakın iki sayıyı seçeceğim. En küçük değerini isterse de birbirine en uzak iki sayıyı seçeceğim ki biz bunu zaten doğal sayılarda yaptık. Tıpatıp aynısını yapacağız arkadaşlar. O yüzden buraya çok soru değil, iki tanecik soru koydum. Çünkü zaten doğal sayılarda bunun tıpatıp aynısını yapmıştık. Peki okuyalım ilk sorumuzu. Birbirinden farklı diyor. Tamam, buraya dikkat. Birbirinden farklı iki tam sayının toplamı 16'dır. Bak şimdi. İki tane tam sayı var. A ile B. Toplamları 16. Şimdi doğal sayılarda ne yapmıştık bunu? Önce bir uzun uzun çözmüştük. Şöyle yani. İşte neler olabilir hocam bunlar? 0 ile 16 olabilir. 1 ile 15 olabilir. Başka 2 ile 14 olabilir. 3 ile 13, 4 ile 12 gibi. Bu şekilde gidiyor. En son nereye kadar gelecek bu? 8 ile 8'e kadar gelecek değil mi? İşte 5 ile... Şurada devam edeyim hatta isterseniz. 5 ile 11, başka 6 ile 10, 7 ile 9, 8 ile 8 diye bu şekilde ikililerimiz gelecekti. Bize de ne diyor? Bu sayıların çarpımının en büyük değerini istiyor dostlar. Hemen en büyük değerlerini bulalım. Şimdi 0 ile 16'yı alsaydım çarpımları 0 olurdu. Bak şuraya da yazıyorum. Bunların çarpımı 0. Şunların çarpımı 15. Bunların çarpımı 28, burası 39, burası 48. Bak gittikçe büyüyor, gördün mü? Bana da en büyüğünü soruyor ya, bak gittikçe büyüyor. 55, 6 kere 10 60, 7 kere 9 63, 8 kere 8 64. E hocam çarpımları en fazla 64 çıktı. Ama hemen zıplama. Hemen zıplama çünkü bak ne diyor?
birbirinden farklı olsun diyor bu sayılar canım kardeşim. O yüzden sayıları 8-8 seçemezsin sen. Hemen neyi seçtin? 7 ile 9'u 63'ü yapıştırdın. He hocam biz mesela 16 vermiş ya 100 deseydi buraya tek tek çarpacak mıydık böyle? Hayır, 100'ün neyle neyin çarpımıydı 100 dostlar? 10'la 10'un çarpımı. Bak birbirine en yakın sayılar 10'la 10. He hocam bu olmadı. O zaman bir sonrakine 10'la 10 birbirinden farklı dediyse bu olmaz tabii ki. Bir sonrakine geçeceksin hemen canım kardeşim. Birbirine yakın olanlara kadar geleceksin. Tamam mı canım dostum? Şimdi geldik yan tarafa. İki pozitif tam sayının toplamı 17. Bak hemen yazıyorum. A ile B'nin toplamı 17. Bu sayıların çarpımının en küçük değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi hemen yazalım. Hocam 0'la 17 olur. 1 ile 16, 2 ile 15, 3 ile 14, 4 ile 13, 5 ile 12, 6 ile 11 diye gidiyor bu. Şimdi bize en küçük değeri sorulursa çarpımın birbirine en uzak iki sayı alacaksın. Bak 0 ile 17 birbirine en uzak. Sonra 1 ile 16 biraz daha yakın. 2 ile 15 daha yakın ama gittikçe yakınlaşıyor. Birbirine en uzak olanlar 0 ile 17. E o zaman öğretmenim bu da çarpımın değeri 0 çarpı 17'den 0 gelmez mi? Niye 16'yı yazdın sen buraya? Neye dikkat etmedin dostum? Bana 2 pozitif tam sayı diyor. Bunlar ikisi de 17 pozitif tam sayı ama 0 pozitif mi? Kesinlikle değil. Ne demiştik 0 için? İşareti yok. Ne pozitiftir ne negatiftir. 0 için sadece çift sayıdır diyebilirsin dostum. 0 çift sayıdır, pozitif negatif değildir. O yüzden 0'ı seçemezsin. Peki neyi seçeceğim öğretmenim? Bir sonraki 1 ile 16. Peki çarpımları ne? 16. İnşallah anladın dostum burayı. Hemen geçtik. Şimdi yeni bir alt başlığa. Diyor ki bu alt başlığımız. Toplamı verilen sayıların değerlerini bulacağız şimdi dostlar. Bize iki tane A ve B gibi bakın hemen örneğe bakalım isterseniz. A ve B pozitif tam sayılar diyor. Eyvallah hocam. 3A artı 5B eşit 33 ise B'nin alacağı değerlerin bulunuz diyor. İşte bu değerleri biz bulacağız da bunların toplamını sorar, çarpımını sorar, küçük olan hangisidir, büyük olan gibi değişik versiyonlarda sorular gelir. Biz zaten B'nin bütün değerlerini bulacağız şimdi birazdan. Şimdi dostum burada da bu soruyu da sen her soru bankasında bak piyasadaki en zorundan en kolayına kadar bütün soru bankaların ilk testlerinde mutlaka göreceksin bu soruda. Peki ne yapacağız öğretmenim? Burada marifet yani bize toplamları böyle değişik denklem şeklinde verilen iki tane harfin ilk değerlerini bulmaktır marifet dostlar. İlkini bulduktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir. Peki ilkini nasıl buluruz öğretmenim? Ben hemen sıfırdan başlarım. Hocam pozitif demiş. Boş ver. Sen sıfırdan başla sıfır almayız sonra. Amaç ilk değeri bulmak ya. Sıfırla başlıyorum ben her zaman. Mesela şimdi 3A. A'ya sıfır desem burası sıfır olur. 5B 33'ten B'yi bulamam. Peki B'ye sıfır diyeyim hemen. B sıfırsa burası sıfır olur. 3A 33 A'da 11 olur. Bak hemen yazıyorum buraya şimdi. 3A artı 5B eşittir 33 dedi ya. İlk değeri buldum. B'ye 0 dedim. A'ya 11 düştü arkadaşlar. Bak bu senin ilk değerin. Yani B'nin ilk değerini 0 diye kabul et demiyorum. Amacım sadece X rakamları bulmak. Bundan sonrakiler çünkü çok kolay bir şekilde gelecek. Hemen ne diyeceksin biliyor musun canım kardeşim bak. Buradaki B'nin değerini şunun yanındaki kadar arttıracaksın. 3 arttır bunu 3 gelir. Peki bunu ne yapacağız öğretmenim? B'nin yanındaki kadar azaltacaksın. Yani 5 azalt ne olur? 6. İşte ikinci değerler bunlar. Ne yapıyormuşum? Burayı 3 arttır 6. Burayı 5 azalt 1. 3 arttır 9. 5 azalt eksi 4. 3 arttır 12. 5 azalt eksi 9. Kural buymuş. He dostum ne yapacaktın normalde? Şimdi 0'ı verdin tamam. Diyecektin ki bir de 1 vereyim hocam B'ye. B 1 iken A kaç olur? Olmuyor geç. 2 vereyim olmuyor geç. 3 vereyim 6 gelir. Böyle tek tek denemektense diyorum neymiş kural? Bu taraftakini ne yapıyormuşum dostum? Arttırıyormuşum ne kadar? A'nın yanındaki kadar. Peki A'nın değerini ne yapıyormuşum? B'nin yanındaki kadar da azaltıyormuş. Yani büyük olanı azalt, küçük olanı arttır. Çaprazlama olarak ama. Peki şimdi gelelim B'nin değerlerine. Ne demişti A ve B için? Pozitif olacaklar. Pozitif olacaklarsa bunu seçemem. Pozitif olacaklarsa bak eksi 4 diyor. Alamam.
Eksi 9 diyor. Alamam. Bundan sonrakilerin hiçbirini alamam. Peki neyi alabilirim? B'nin değerlerini 3 ile 6 alabilirim. Zaten öyle de işaretlemişiz. Hadi bir tane daha yapalım. İyice otursun dostlar. Şimdi gelelim şuraya. Ne dedik? İlk değerleri bulmak önemli. 0 vererek başlayayım ben. Bakayım 0 işe yarıyor. Bak burada da 0 işe yaramayacak mesela. Şimdi A'ya 0 desem. Bura 0 olur. 3B 49'dur. 49 3'e bölünmediği için B'yi bulamadım. Peki buraya 0 diyeyim öğretmenim. 4A eşittir 49. 49 4'e bölünmediği için buradan da gelmiyor. O zaman 0'ı veremiyorum. 1 ile başlayayım diyorum. Hemen şuraya 1 verelim mesela. Şuraya 1 diyelim B'ye. B 1 ise 3 kere 1 3. Burası 3. 3'ü bu tarafa at 46 oldu. 4A 46 ise 46 4'e bölünmüyor bulamadım. 1'i buraya verelim o zaman. 4 kere 1 4. Bak şuna 1 verdim. Bu sefer oluyor. Hemen yazdım o yüzden. 4 kere 1 4. 4'ü bu tarafa at 45 olur burası. 4A'yı bu tarafa atarsam 45 oldu burası. 3B 45 ise B'ye ne düştü? 15. Bak bulduk mu şimdi ilk değeri? 1 ile 15. Şimdi ne yapacağım ben? Küçük olanı arttıracağım. Ne kadar arttıracağım? Bu taraftaki çapraz bak 3 kadar arttıracağım. 4 olacak. Bunu ne yapacakmışız? Bunun kadar azaltacakmışız. 4 azalt 11. 3 arttıracağım 7. 4 azaltacağım. Ne oluyor 11'i 4 azaltırsam? Yine 7. 3 arttıracağım 10. 4 azaltacağım. Ne oluyor 4 azaltırsam? 3. 3 arttırırsam 13. 4 azaltırsam eksi 1. 16'ya eksi 5 diye bu sonsuza kadar gider bu şekilde. Ama ne demiş bizim için A ve B için? Pozitif tam sayılar. O zaman şu negatifleri silelim. İşte bakın B'nin değerleri bunlar. B'nin alabileceği en küçük değeri sorar, en büyük değeri sorar. Bize en küçüğünü soruyor. Cevabımızın 3 olduğunu gördük dostlar. Evet arkadaşlarım şimdi biraz da karışık sorular çözelim hemen. Şöyle birkaç tane de yine her soru bankasında karşımıza çıkacak tarzda sorularla devam edelim. Diyor ki X, Y, Z negatif tam sayılar. Eyvallah. Y ile Z'nin çarpımı 5. Hemen yazıyorum buraya. Y ile Z'nin çarpımı 5'tir. Şuna da içler dışlar çarpımı yapıyorum dostlarım. 2 kere 5 10. X ile Y'nin çarpımı da 10'dur diyor. Olduğuna göre X, Y, Z'nin toplamının en büyük değeri kaçtır diye soruyor. Dikkat et. X ile Y ve Z negatif tam sayılar. Burayı sakın göz ardı etmeye. Şimdi bak hemen şu gözüne çarpsın canım kardeş. İkisinde de ortak olan Y var. Yani Y öyle bir sayı ki hem 5'in bir çarpanı hem de 10'un bir çarpanı. Hemen düşünün dostlarım. Bütün sayıların ortak çarpanlarından bir tanesi 1'dir mesela. O zaman Y 1 olsa Z'de 5 olur diyebilir miyim bu durumda? Y 1, Z'de 5 olur can öğrencim. Ama negatif değil mi bunlar? Bak dikkat. Negatif olduğu için hemen işaretlerini eksi 1, eksi 5 yazdım. 2 negatif tam sayının çarpımı pozitiftir dostlar. 2 negatifin çarpımı pozitiftir. 2 negatif pozitiftir biliniz. Geldik buraya. Y'ye ne demiştim? Eksi 1. Peki Y eksi 1 ise X ne olur öğretmenim? Eksi 1 ile kaçın çarpımı 10'dur? Tabii ki 10'un ama eksi 10. Peki bu durumda ben X'i, Y'yi, Z'yi buldum. Hadi toplayalım. Ne geldi bunlar? Eksi 1, eksi 5 ve eksi 10 geldi. Şunların toplamı 16 yaptı. 6, 16. İşaret hepsi eksi olduğu için eksi 16 geldi. Şimdi eminim şıklarında bunun eksi 16 vardır ama hemen zıplamayacağız. Çünkü düşüneceğiz dostum. Şimdi Y'ye 1 dedik. İkisinde de ortak olan ama 5 de var. Bakın 5 hem Y 5 de olabilir. Yani şöyle yazıyorum. Eksi 5'e eksi 1 de olabilirdi burası. Y buradan eksi 5 olsa X ne olur? Eksi 2 olabilirdi dostum. Yani ikisinin ortak çarpanı eksi 5 de var canım kardeşim. Bunu da göz ardı etmeyelim. Bir de burayı kontrol edelim şimdi. Ne oldu bu durumda? Eksi 5 oldu. Eksi 1 oldu. Eksi 2 oldu. Toplamları ne yaptı? 8 işaretli eksi. Hangisi daha büyük? Eksi 8 mi? Eksi 16 mı? Yani sayı doğrusunda 1, 2, eksi 3, eksi 4 diye gidince hangisi eksi 8 mi eksi 16 mı sıfıra daha yakın diye soruyorsun. Eksi 8 daha yakın. O yüzden eksi 8 daha büyüktür. Sorunun doğru cevabı eksi 8'dir canım kardeşim.
Bak yine çok benzer bir soru daha var burada. Ben senin yerinde olsam hemen videoyu burada bir durdururum. Çözmeyi denerim. Sonra benim çözümüme de bakabilirsin. Çünkü çok benzeri canım kardeşim. Burada sadece negatif sayılar diye bir şey söylememiş. Tam sayılar demiş arkadaşlar. Genelleme yapmış. Yani pozitifleri de düşün, negatifleri de düşün diye bir şey yapmış. Ama en küçük dediğine göre o zaman ben en küçük olması için pozitifleri hiç düşünmem. Negatif yaparım bunları diyeceğim kendi kendime. Şimdi şurada bir içler dışlar yaptığımızda y çarpı z'nin 5 kere 2 10 olduğunu, şurada bir içler dışlar yaptığımızda x çarpı y'nin 3 kere 2 6 olduğunu gördük. Şimdi 10 neyle neyin çarpımı? Bir kere 1 ile 10'un başka. Negatif seçelim hatta. Eksi 1 ile eksi 10. Eksi 2 ile eksi 5'in başka. Başka da yok benim aklıma gelen. Bunlar işte arkadaşlar. Bir de yer değiştiririz bunları. Peki y'ye şimdi eksi 1 dedim. Bu durumda burası da eksi 1 olacak. X ne olur bu durumda? Eksi 6 olmalı ki çarpımları artı 6 olsun. Peki y'ye eksi 2 dedim. Eksi 2 olsa eksi 3 olacak bu. Çarpımları 6 olsun diye dostum. Peki bize de neyi soruyor? Toplamının en küçük değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi toplayacağız birazdan arkadaşlar. En küçüğünü bulacağız. Ama bakın burada bir de şunu söyleyeyim. Y eksi 5'e eksi 2 olsaydı z eksi 2 y eksi 5 olur muydu? Y eksi 5 olamaz dostum. Çünkü eksi 5 ile bir şeyin çarpımı 6 değildir. O yüzden burayı alamazdım. Ya da y eksi 10 z eksi 1 olsaydı y eksi 10 olduğunda x'i bulamazdım. Tam sayı çıkmazdı. Bunu da alamazdım. Zaten y'nin alabileceği şurada iki değer var. O halde öğretmenim ya şuradaki sayıları seçeceğiz ya da şuradakilerini. İkisini de toplayalım bakalım. Şurada şimdi y'miz eksi 1, x'imiz eksi 6, z'miz eksi 10. Toplamları ne yaptı? Eksi 17. Şu alttakine bakalım. Eksi 2, eksi 5 ve eksi 3. Toplamları ne yaptı? Eksi 8, eksi 10. En küçüğünü soruyorum. Hangisi daha küçük? Yani hangisi sıfırdan daha uzakta? Tabii ki eksi 17 daha sol tarafta olduğu için eksi 17 sıfırdan daha uzaktadır. Dolayısıyla daha küçüktür. Cevabımız da eksi 17'dir. Yapıştır gelsin. Hadi bir soru daha çözüyoruz dostlar. Hemen şöyle gelelim. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. Pekala. Şöyle bir işlem vermiş. Hemen kesirli bir şey görünce ne yapıyorum? İçler dışlar. A artı 1 çarpı B eksi 2 eşittir 7 çarpı 1'den 7'yi yapıştırdım dostum. Şimdi 7 dediğimiz sayı özel bir sayı. İleride göreceğiz bunu. Asal sayı diyeceğiz 7'ye arkadaşlarım. Rakam diyeceğiz. Asal sayı diyeceğiz. Tek rakam diyeceğiz. Tek sayı diyeceğiz falan filan. Ama 7'nin senin bilmen gereken özelliği şu. 7 neyle neyin çarpımıdır? Hocam 1 ile 7'nin. 1 ile 7 ya da 7 ile 1. Başka da 7'nin çarpanı yoktur ki. Hani negatifler de var tabi ama bana pozitiflerden bahsettiği için pozitifleri seçtim ben dostlar. Yoksa eksi 1 ile eksi 7 de var. Ya da eksi 7 ile eksi 1 de var ama pozitif dediği için hiç onları karıştırmadım ben. Peki öğretmenim başka da yok. O zaman bunlardan biri 1, biri 7. Peki hangisi 1, hangisi 7? Hangisi 1 olacak, hangisi 7 olacak? Tabii ki pozitif yani şu artılı olan daha büyük olur, eksili olan daha küçük olur düşüncesiyle hareket ediyorum. Burası 7 olsun, burası da 1 olsun diye düşünüyorum dostlar. Peki burası 7 ise A kaçla 1'in toplamı A kaç olmalı? 6 olmalı ki toplamları 7 olsun. Kaçtan 2 çıkarsa 1 kalır? Tabii ki 3'ten. B'de 3 olsun. Bana da diyor ki A ile B'nin toplamı kaçtır? 6 ile 3'ün toplamını soruyor. Cevap da 9'dur. Yapıştır gelsin dostum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik gençler. İşte bu şekilde yavaş yavaş ilerleyeceğiz dostlarım. Biraz daha yavaş anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Mümkün olduğunca herkesin anlaması adına daha da tane tane anlatacağım inşallah. Yavaş yavaş biraz daha zamana ihtiyacımız var. Birkaç video sonra daha da yavaşlamaya başlayacağım. Bu konu bittikten sonra ne demiştik? Soru çözümü yapacağız. Yeni nesil sorulardan oluşan normal klasik sistemde üniversite sınavında sorulan soruları çözmeye çalışacağız. Haberiniz olsun gençler. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Sağlıcakla kalın.